Merhaba arkadaşlar, 9 Aralık 2021, şu anda Palio Faliro bölgesindeyim. Birazdan sağdan Akileos Caddesi'ne giriyorum. Palio Faliro, bir önceki videolarımda söylediğim gibi Türklerin en çok bildiği, en çok yatırım yaptığı yerlerden bir tanesi. Burası bu yol, Arnavut kaldırımı bir yol. Bilmeyenler için söylüyorum, çok sevmediğim bir şey Arnavut kaldırımı. Çünkü hem motorla problem hem de arabayla takır tukur bir sürü gürültü, bir sürü şey. Neden bu yolları Arnavut kaldırımı yapıyorlar bilmiyorum. Burası Akileos Caddesi. Akileos Caddesi Palio Faliro'nun en çok bilinen caddelerinden bir tanesi. Agio Alexandru Caddesi böyle bir cadde. Akileos Caddesi yine böyle bir cadde. Bu yolun sonunda Panayita Kilisesi var. Çok büyük bir kilise. Herkesin bildiği. Eskiden ben ilk Yunanistan'a geldiğim zaman Panayita Kilisesi'nde buluşmuştum arkadaşlarımla. Böyle bir şey. Palio Faliro Türklerin en çok bildiği, en çok yatırım yaptığı semtlerden bir tanesi. Bunun sebebi nedir? Sebebi şu, kendi açımdan söylüyorum, yani kendi çıkarttığım bir, kendi çıkarımım bu. Palio Faliro, Türkiye'den gelen Rumların en yoğun olduğu bölge. Bu bağlamda Türkiye ile alakalı olan insanların bulunduğu bir bölge ve Türkiye'deki insanlar da buradaki arkadaşlarını, buradaki tanıdıklarını görmek için mutlaka Palio Faliro'ya gelmiştir. Palio Faliro'da bir sürü otel var. Bunlardan bir tanesi, en önemlisi Koral Otel mesela. Koral Otel'de bir Türk oteli gibi, yani girdiğin zaman lobide, kafesinde mutlaka Türkçe konuşan insanlara rastlayacağınız bir otel. Şu anda tram raylarının üzerinde gidiyoruz. Bu tram Sintagma'ya kadar gidiyor. Sintagma'ya kadar gidiyor, merkeze. Şehrin diğer tarafında da sağ tarafta Pire, sol tarafta da Glifada'ya kadar gidiyor. Palio Faliro'nun herhangi bir metro bağlantısı yok. Buradan dönüyorum. Burada Sweet Melek diye bir kafe var. Sahibi Türkiye'den gelme bir hanımefendi. Burası da Türklerin geldiği bir kafe. Saraylı diye başka bir kafe daha var. Oraya da çok fazla Türk komünitesi gidiyor. Palio Faliro yüksek binaların olduğu bir semt. Park problemi olan bir semt. Yani birinci, ikinci, üçüncü dairelerde ışık probleminin olabileceği bir semt. Pahalı bir semt. Türkiye'den gelen insanların talebinden dolayı burası bana göre fiyatta biraz şişti diyebiliriz. Bu bir, yani emlak bir yatırım enstrümanıdır. Diğer yatırım enstrümanlarından çok çok büyük bir farkı yoktur emlak piyasasının. Yani bazı farkları var tabii. Şortlanacak bir piyasa değil. Şortlayamazsınız. Şortlama satışla olur. Geliri vardır. Fiyatı yükselir. Tamamıyla ben nasıl bakıyorum? Ben bir finansal enstrüman olarak bakıyorum emlak işine. Benim çoğu müşterim de daha çok yatırım için buraya geliyor. Türkiye'den gelen insanların, benim müşterilerimden bahsediyorum, çoğu buraya yaşamaya gelmiyor. Yani 100 müşteriden 2 kişi, 2 aile, 3 aile geliyor. Şu anda Akileos Caddesi'ndeyiz. Şu sağda mesela kiralık bir daire var. Satılık ilanları çok fazla yok artık. Palio Faliro'da mülkler azalmaya başladı. Mülk üretimi çok fazla değil. Tam karşımızda deniz var. Bu deniz girilebilecek bir deniz. Sadece seyredilebilecek bir deniz değil. Bu karşı tarafta, bu tramın geçtiği yerde, onun tam yanında bir yürüme yolu var. Çok uzun bir yer. Pire'ye kadar gidiyor aslında. Ve
ortasında da çok büyük bir park var. Palio Faliero semtinin parkı. Palio Faliero'nun belediye başkanı çok çok aktif, çok sevilen bir belediye başkanı. Onu yerinden oynatmak mümkün değil. Çünkü gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. Buradaki belediye başkanları parklara çok fazla, parklara ve çocuk bahçelerine çok fazla yatırım yapıyorlar. İnsanlar da, çünkü insanlar gidiyor. Burada aileler çocuklarını mutlaka parka götürüyor. Yani ben, bizim jenerasyonumuz böyle değildi. Biz sokaklarda gezerdik. Sokaklardaydık daha fazla. Böyle park muhabbeti yoktu bizde. Burada aileler çocuklarını mutlaka parklara götürüyorlar. Şu anda sahil yoluna girdik. Bu soldaki palmiyeler çok güzel. Birçok müşterim burayı İzmir'e benzetiyor. Palio Faliero'nun bu sahil şeridindeki evler pahalı. Ama ben bir emlak danışmanı olarak çok da fazla önermiyorum. Çünkü burada hem çok gürültü var, arabalardan kaynaklanan çok fazla bir gürültü var ve toz duman, yani çok iyi değil. Bu emlak işini iyi bilenler genelde bu ilk sıradan ev almazlar. Bu hem Yunanlardan bahsediyorum, hem gelen müşterilerden bahsediyorum. Tamam, buranın manzarası var, güzel, çok güzel manzarası var, ama balkonu da yaşayabilmek başka bir lüks bana göre. Buranın iklimi balkonda yaşayabilmeyi mümkün kılıyor. Bu bağlamda arka taraftan birinci sıradan ev almak bana göre daha mantıklı, daha avantajlı. Şu anda Ayu Alexandru Caddesi'ne doğru gideceğiz. Sağ tarafta Koral Oteli var. Koral Oteli, dediğim gibi, Türk Oteli gibi. İçeri girdiğiniz zaman mutlaka Türkçe bilen birine rastlıyorsunuz. Şu son dönemde, yani son 2 senede sokakta yürüdüğünüz zaman da bir Türk'e rastlamak eskiden ihtimaldi. Şimdi ben sürekli sokaklarda olduğum için mutlaka ama mutlaka Türkçe konuşan birine rastlıyorum. Sağ tarafta Koral Oteli var. Birazdan Ayu Alexandru Caddesi'ne gireceğiz. Bu sol tarafta da, ya bu yolun devamında Pire var. Sol tarafta da o size söylediğim parkur var. Yürüme, bisiklet, denize girmeye, bütün bunları yapabileceğiniz bir yer. Burası Ayu Alexandru Caddesi. Çok ticari bir cadde burası. Trafik var, insanlar var. Palio Faliero yaş ortalamasının yüksek olduğu bir semt. Çok fazla büyük, yaşı büyük olan insanlar var. Çok böyle gençlerin çok fazla olduğu bir semt değil, doğrusunu söylemek gerekirse. Birçok müşterimiz Palio Faliero odaklı geliyor. Evet, var. Burada güzel yerler var. Fırsat yerler de var. Ama sayı olarak daha az. Ve burada alsat imkanı bana göre çok fazla değil. Çok düşeş bir yer olursa okey. Ama genel geçer ortalama olarak konuşursak buradan daha avantajlı, daha fırsat yerler var. Palio Faliero böyle bir semt, yeşil bir semt, caddelerin daha geniş olduğu bir semt, böyle tıkış tıkış Kalisea semti gibi değil mesela. Kalisea çok, binaların çok yoğun olduğu bir semt. Kalisea ile ilgili bir video yapmak istiyorum, çünkü Kalisea yatırım anlamında zamanı geldi. Bu kriz zamanında orasının fiyatları çok fazla düştü ve bu son emlak furyasıyla Atina'nın diğer semtlerine oranla daha ucuz kaldı. Euro bazında, biz burada TL kullanmıyoruz. Gelen müşterilerle sürekli Türkiye'deki ekonomik durumu konuşuyoruz. Türkiye'deki piyasayı konuşuyoruz. Görüyorum ki TL bazında kar edip Euro bazında da zarar etmiş olabiliyorsunuz. Ben park yeri buldum. Park yeri bulmak çok büyük bir şans
Palio Faliro'da. Bu karşı tarafta görüyorsunuz, insanlar kafelerde oturuyorlar. Genelde yaşı büyük insanlar bunlar. Kiralar yüksek. Yani burada bir 100 metrekarelik bir evin duruma göre kiraları 700-800 Euro'dan başlıyor. Dairenin katına, durumuna, renovasyon yapılıp yapılmadığına göre de 1000-1200'e kadar gidebiliyor. Türkiye ile alakalı olarak bir farkımız şu. Burada mesela en üst kat Türkiye'de çok rağbet görmüyor. İnsanlar en üst katta çok fazla yer almak istemiyor. Yunanistan'da en üst katta olmak bir prestij göstergesi. En üst kat burada böyle korkulacak bir şey değil. İnsanlar en üst katı tam tersi tercih ediyor ve arıyorlar, retire ediyorlar bu en üst katlara. Yunanistan'da çatı kiremitle değil. Çok güzel yalıtım yapıyorlar. Yani ben 10 senedir bu işi yapıyorum. Bu 10 sene içinde nem problemi olan, su akan sadece 1-2 tane yer gördüm. Bu yalıtım işini Yunanlılar çok iyi yapıyor. Hem ısı yalıtımı hem su ile ilgili yalıtım gerçekten iyi yapılıyor burada. Dolayısıyla geldiğiniz zaman en üst katı istemiyorum tarzındaki yaklaşımınız Yunanistan'a uygun değil. Isınmayla ilgili tabii aynı şeyleri söylemeyeceğim. Çünkü sıcak ve soğuk anlamında bu evler daha az avantajlı, daha geç ısınır, daha geç soğutulur. Bu bağlamda dediğim gibi en üst katlar bana göre Türkiye'deki gibi burada problem olmuyor. Palio Faliro'yu daha fazla göstereceğim. Çünkü çok sevgili bir arkadaşım dedi ki Palio Faliro ile alakalı daha fazla video yapsan daha iyi olur. Palio Faliro'yu daha da biraz odaklanacağız. Palio Faliro'nun arka sokaklarını da gezeceğiz. İki bölümü var Palio Faliro'nun. Amfiteyaz Caddesi'nin alt tarafı ve Amfiteyaz Caddesi'nin üst tarafı olarak ayrılıyor. Alt taraf, sahile yakın tarafı daha değerli. Daha canlı, daha ticari, burada mağazalar, süpermarketler, bu tarz şeyler burada daha fazla var. Videomu burada sonlandırıyorum. Telefonlar geliyor. Çok yoğun çalışıyoruz. Sizden ricam şu, lütfen gelmeden önce haber verin. Gerekli hazırlıkları yapmış olalım. Sürpriz yapmayın çünkü gerçekten çok yoğunuz ve biz de sürpriz yapıp yoğunuz demek istemiyorum. Mutlaka bir bilgi alışverişi yapalım, öyle gelin. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.